Cumhurbaşkanımız dedi kaybedeceğini görürse seçime girmez. Hiçbir zamanda öyle bir mücadeleye girmez. Ne demek istiyorsunuz? Dedi ki şu andaki anketleri görüyoruz fakat biz toparlamaya çalışıyoruz. Evet, eğer önümüzdeki süreçte durumu toparlayamazsak, anketlerde geride kalırsak Erdoğan aday olmaz. Bu bana ilk defa duyduğum bir şey ve şaşırtıcı geldi aslında. Size nasıl geldi? Şimdi Nasrettin Hoca'nın hani borç ödemek için yün hikayesi var ya, hepinizin bildiği öyle olsa sonunda ödeyecek. Şimdi AK Parti'nin o ilk söylediğiniz şey böyle bir şey. Hmm. Mehmet Şimşek bir kişiye kalmışsa ekonominin düzelmesi, unutun onu. Bu kişi ben de olsam şey değil. Bir kişiye kalmışsa Türkiye'de deprem bölgelerinin, ki felakettir deprem bölgelerinde bulunan yer. Çok geçen gün Adıyaman Belediye Başkanı'yla başkanımızla bir uçakta karşılaştık. Adıyaman'a sordum sokak sokak. Çok sevdiğim bir şehirdir. Her yer hala, on binlerce insan hala konteynerde yaşıyor. Şimdi geçmişte ne yaptı o iktidar deprem için 1,5 yıl geçti. Ne kadar ilerleme kat edildi de şimdi ne kadar kat edecek? Ya bu şu, müflis tüccarın bir şey çabası, bir yerde bir şeyim var şunu başarı. Eğer seçim kazanmak istiyorlarsa yapılacak şey çok basit. Ne? Bir, özgürlükleri genişleteceksin. Özgürlükleri. Genişleteceksin. Gerçek bir adalet reformu yapacaksın. Herkese eşit. Ve Türkiye'deki gelir adaletsizliğini gidereceksin. Birileri lüks ve şatafat içinde yaşarken diğerleri, açlık sınırı geçen sene bir senede 6.468 lira artmış. Yani artış bu. Yoksulluk sınırı 24 bin lira artmış. Bu şartlarda ve bunun da sebebi geçen gün bir esnafla, orta ölçekli bir esnafla şey. Bu dedi Mehmet Şimşek, efendim dedi siz de tanırdınız yalnız. Nasıl bir şey çıktı dedi. Berat Albayrak bari bizim üzerimize vergi baskısı bulamıyordu. Berat Albayrak'ın iyi yaptığından değil dedim. Berat Albayrak'ın oluşturduğu açıkları kapatmak istiyor da yanlış kapatmaya çalışıyor. Yanlış çünkü yukarıda çok kazananlardan vergi almayıp, 3 tane esnaftan vergi alıp her gün esnafın kapısına dayanırsanız esnafı da öldürürsünüz. Bir müddet sonra esnaf da size bırak oy vermeyi lanet eder. Yani Mehmet Şimşek'in veya bugünkü iktidarın ekonomi değil, Mehmet yönetimi olarak bir finans ekonomisi yönetimidir. Üretim ekonomisi değil. Finansı kontrol edersek, finans dengelerini sağlarsak, onun için yabancı kredi kuruluşları şimdi övüyorlar. Çünkü geri dönüş, kendi borçlarını ödeyecek hale gelsin Türkiye. Onlara olan, dışına olan borç. Peki ya kredi kartının borcunu ödemeyen halkın hali ne olacak? Tabii. Dolayısıyla bu boş ümitlerin, boş hayallerin peşinde koşmasın AK Partililer. Gerçek bir sistem değişikliği, sistemden Cumhurbaşkanı hükümet sistemi demiyorum sadece. Zihniyet değişikliği olmadan bu ülke ayağa kalkmaz. Ve AK Parti iktidarının devamı mümkün değil. Böyle bir yozlaşma, böyle bir ahlaki çöküntü içinde birkaç mucizeye ümit bağlamışsanız geçmiş AK Parti tarihini bilmiyorsunuz demektir. Bu hikaye bitti mi ya sizce efendim? Bence maalesef, maalesef. Yani Sayın Erdoğan'la çok kritik bir görüşmemi naklediğim eğer vaktimiz varsa. Var, buyurun. 12 Eylül 2015 kongresinde benim aleyhime bir takım imzalar toplandı. Son, evet. Son kongrede, ondan önceki yani olağan kongrede. O zaman benim yerime başbakan olmayı düşünen bir arkadaşımız her yeri arayıp işte delegeleri mobilize edip falan falan. O şartlarda. İlali Bey'im. Yani isim zikret, merkez biliyor zaten. O zaman Sayın Erdoğan'a dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, birileri gelip size fitne yapıyor. Benim bir liderlik arayış içinde olduğumuz söyle. Böyle bir düşüncem yok. Siz beni biliyorsunuz. 2 kere Dışişleri Bakanlığı teklifinizi reddettim. Ve 1 kere bile kapınıza gelip başbakanlık talebinde falan bulunmadım. Siz benimle seçimi kazanmayabileceğinizi düşündüğünüz için yaptınız ve ben görevimi yapıyorum. Hı. Eğer bana izin verirseniz siyah ahlak reformunu yaparız. Adalet reformunu yaparız. Ekonomide yapısal reformları yaparız. En önemlisi partide bir etik kurul kurarız. Ve partinin içine girmekte olduğu bu yozlaşmayı durdururuz. Halkla tekrar partiyi buluştururuz. Ve bu parti 100 yıl, 200 yıl yaşar. Bakın söylüyorum bunu size dedim. Yaşarsa da Erdoğan'ın partisi diye yaşar. Siz kurdunuz bu partiyi. Ben sizin kurduğunuz bir partiyi yaşatmak istiyorum. Ama bana izin vermezseniz daha önceki partiler gibi AK Parti'de sizinle birlikte, sizin siyasi ömrünüzle birlikte ömrünü tamamlar. Özal nasıl anavatandan sonra bir müddet daha entübe devam etti, sonra gitti. Doğru Yol Partisi bir müddet entübe diyeyim. AK Parti'de böyle mi olur mu? Olur. Çünkü bir kişiye bağlı ne olursa olsun böyle olur. Sisteme bağlıysa, ilkelere bağlıysa, değerlere bağlıysa o kişi gider, savunan başka bir kişi gelir. O da gider, başka bir kişi gelir. Ama bütün varlığınızı bir kişinin, bir faninin, hani Atatürk'ün o meşhur sözü,
benim fani bedenim bir gün toprak olacaktır, evet, ama Türkiye Cumhuriyeti ile evet yaşadıktır. Sözün arkasındaki hikmet de burada. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'le sadece onun mirasıyla anılmış olsaydı onunla birlikte bitmesi icap ederdi. Ama mesela bizim siyaset anlayışımızdaki sakatlık burada. İnsanları tanrısallaştırıyoruz. Bir büyük bir yere koyuyoruz. Bütün kurumları ona irtibatlandırıyoruz. Yani şimdi de her şey Tayyip Erdoğan'a gidiyor. Bir kişinin bunu kaldırması mümkün değil ki. Kurumlar şeylerini kaybetmiş, kendi reflekslerini kaybetmiş. Şey yaparak devam ettiremez mi efendim? Mesela işte Hakan, işte size de yakındı, işte devlet adamı görüntüsü veriyor. Hakan Fidan'dır, Selçuk Bayraktar'dır. İşte bazı bakanlardan bahsediliyor böyle yeni. Bakın yine kişi isimler söylüyoruz. Öyle mi? Bakın değerler söylemiyoruz, problem sistem burada zaten. Değil. Şeyden sonra Mesut Yılmaz geldi, Turgut Özal'dan sonra. Demirel'den sonra da Tansu Çiller geldi. Ama hep dikkat edin isimler. Halbuki değerler, Sayın Erdoğan'ın Türk siyasetinin en büyük katkısı şuydu. 3 dönem görev yapacak herkes ve bırakacak. Hı. Ya insanoğlunun tecrübeleri boşuna değil. Amerikan sisteminin bir tabii başkana iki dönem. Niye? Bir tek Roosevelt 2. Dünya Savaşı şartlarında 3 dönem çıktı. O da büyük tartışma çıkardı. Niye? Çünkü 2. dönem, bu ben diyorum İbni Haldun'un teorisine benziyor. İbni Haldun 3. nesilde devletler bozulur çünkü güce alışır, konfora alışır diyor. 3. döneminden itibaren devlet adamları da konfora alışıyor. Onu mülk ediniyor. Tabii. O emanet olmaktan çıkıyor. Ben gideceğim diye düşünmüyor. O emanet olmak benim diyor. Benim bu. O istediğimi alırım, istediğimi koyarım. Şöyle...